İyi akşamlar. Akit TV ekranlarının canlı programı Arka Plan'da sizlerle birlikteyiz. Arka Plan'da bu akşam yine gündeme dair çok önemli bir haber çalışması var. Yine Akit muhabirlerinin gündeme getirdiği, gündeme taşıdığı, ancak maalesef Türkiye gündeminin yoğunluğundan ötürü biraz perde arkasında kalan, geri planda kalan bir haberi bugün gündeme taşıyacağız. Paralel yapı Ankara'da. Türkiye'nin göbeği sayılan bir noktada güpegündüz bir ilköğretimin kullanımında olan, bir özel bir ilköğretim okulunun kullanımında olan bir araziyi, yeşil alan vasfında çocukların oynadığı bir araziyi talan etmeye kalktı. Kepçeler eşliğinde araziye girildi. Güpegündüz onlarca polisin önünde, yüzlerce vatandaşın önünde okulun bahçesine girildi ve bahçe adeta yerle bir edildi. Okul yönetimi bu kepçelerin attığı toprağın altında kaldı. Hani şu paralel örgüt devamlı bir dramatizasyonla olaya yaklaşır ya, işte okullarımız basıldı, öğrencilerimiz ağladı, başörtülüye zulmedildi der ya, bir hafızlık eğitimi veren özel bir ilkokulu yöneticilerini toprak altında bıraktı. Okulun yöneticisinin ayağı kırıldı, muhabirlerimiz darp edildi ve bütün bunlar Ankara dediğimiz Türkiye'nin göbeğinde yaşandı. İşte bu akşam bunu masaya yatıracağız. Tanıkları anlatacak. Yaşanan süreç, başlarından geçeni anlatacaklar. Belgeler ekrana gelecek. O skandal görüntüler ekrana gelecek. Kanınız donacak. Değil mi Kenan Kıran? Aynen. Yani Türkiye'de hafızlık eğitimi veren bir okulun paralel yapı tarafından nasıl işgal edildiği belgeleriyle sunulacak. İşte bu yapının hafızlık eğitimi veren bir kurumdan dahi rahatsız olduğu, o alanı yok ettiğini görüntüleriyle yayınlayacağız. Yani ağaçlar talan edilmiş, Gezi Parkı olaylarında 3 ağaç söküldü diye darbe girişimine kalkışan paralel yapı ve geziciler, hadi gitsinler bakalım Ankara'nın o göbeğindeki o hafızlık eğitimi veren yere, bu görüntülerle ekrana yansıtacağız, tarihe bir not düşeceğiz. Evet. Şimdi biz görüntüleri izledik. Hı hı. Bir alan, yeşil alan vasfındaki bir alan. Buna ilişkin haberimizin devamında da, hı hı, programımızın devamında da yine senin de dikkat çekeceğin çelişkiler var. Paralel yapının kendi içinde barındırdığı skandal çelişkiler var. Paralel örgüt lehine menfi gelişmeler olduğunda nasıl olayı saptırdıkları, kendi aleyhine olduğunda yeşil alan zulmü, yeşil alanı nasıl yeşil alan değil gibi bir hale getirdiğini göreceğiz. 40 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. 40 dönümlük bir arazinin 17 Aralık öncesi gasp edilmesi, şu an o arazinin kullanım amacı dışında kullanılmaya çalışılmasından bahsediyoruz. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Arkadaşlar VTR hazırsa onu bir ekrana getirsinler. İzleyicilerimiz olayın ne olduğunu idrak edebilsin, anlayabilsin. Ondan sonrasında biz burada Kenan Kıran'la, konuklarımızla birlikte, telefonla bağlanacak konuklarımızla birlikte olayı tartışacağız, masaya yatıracağız. Paralel yapının gerçek yüzünü, timsah gözyaşlarının arkasındaki bir şey demeyeceğim. VTR'yi izleyelim. Paralel yapıya bağlı Turgut Özal Üniversitesi'nin Ankara Etlik'teki yeni kampüs binasının hemen yanında hafızlık eğitimi veren özel bir okulun bahçesini ve çocukların oyun bölgesi olarak kullandıkları yeşil alanı işgal eden FETÖ örgütü hem vatandaşlara hem de yıkım anını görüntüleyen Akit muhabirlerine saldırdı. Etlik'teki Halil Sezai Erkut Caddesi'ndeki 40 dönümlük araziyi usulsüz bir şekilde zapt eden paralel yapı doymayınca özel bir okulun bahçesine gözünü dikti. Devletin içerisindeki elemanları sayesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arsayı usulsüz olarak 49 yıllığına ölü fiyatına kiralayan örgüt, yeşil alan olarak tahsis edilen yeri üniversitenin bünyesine dahil etmek istiyor. Ancak söz konusu yerde 14 Temmuz 2015 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla alınan imar değişikliğine gidildi. Paralel yapının çok ucuz fiyata kapattığı kupon arazinin belediye meclis kararına göre yeşil alan olarak kalması gerekiyor. Ancak örgüt meclis kararını dikkate almayarak mahallenin ve çocukların yeşil alan olarak kullandıkları alanları işgal etti.
Paralel yapının hukuksuz işgalini ve vatandaşlara alçakça saldırısını görüntüleyen muhabirlerimiz Mücahit Gündoğdu ve Ramazan Alkan'da FETÖ militanlarınca ağır hakaret, küfür ve tehdit edilerek tartaklandı. Arkadaşlar gazeteciye niye saldırıyorsunuz, tamam da? Hayır, gazeteciye niye saldırıyorsunuz? Ya biz burada gazetecilik yapıyoruz, niye saldırıyorsunuz? Siz saldırdınız biraz önce ya. Kim saldırdı Allah aşkına? Muhabirlerimize kimlik soran paralel yapı elemanları muhabirlerimizi zorla dışarıya çıkarmak istedi. Kendilerinin burada haber amaçlı bulunduklarını ve özgür basının susturulamayacağını söyleyen muhabirlerimiz Akit gazetesi çalışanı olduğunu söylediklerinde ise FETÖ elemanları adeta çıldırdı. Muhabirlerimiz FETÖ avukatlarından işgal alanının kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri belgeyi göstermelerini istedi. Ancak belge göstermekten çekinen avukatlar bunun yerine 50-60 kişiyle gazetecilerin üzerine. Nereden geldiniz? Kim saldırdı? Yanlış kelime konuşmuyorum ben. Yanlış kelime konuşmuyorum. Beni ortaya aldılar, döveceklerdi kardeşim ya. Evet, görüntüleri gördük. Evet. Özet görüntüleri gördük. Birazdan bunun daha detaylısını kan donduran haliyle göreceğiz. Ya hakikaten baktığımızda güpe gündüz Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde, Türkiye'nin başkentinde, üstelik paralel yapı denen bir oluşuma mensup, kendilerinin de güya hükümet tarafından baskı altına alındığını iddia eden insanların sade vatandaşa, gazeteciye, bir eğitim kurumunun yöneticisine ve sahibine, bir başörtülü hanıma, bir tesettürlü hanıma nasıl zulmettiğini, arkasında polisler olmasına rağmen neler yaptığını birazdan izleyeceğiz. Biz aslında bu paralel yapının gerçek yüzünü 17-25 Aralık'tan sonra açıkça ortaya çıktı. İstersen bir son dakikamız varmış, tamam. Onu da zikredelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşmesi tamamlanmış. Erken seçim kararı, yani malum olay gerçekleşti. Erken seçim kararı alınmış ve bu karar resmi gazetede yayınlanmış. Hayırlısı olsun. Onaylanmış. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kabine yine Cumhurbaşkanı'nın görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek. Yeni bakanlar atanacak. Bu bakanların içerisinde de maalesef teröre karşı, terörle mücadele ediyorum diyen, HDP ile hiçbir şekilde dahilim olmaz, ilişkim olmaz diyen MHP'nin de sayesinde meclise de HDP'li bakanlar atanmış olacak. Ama şu da olabilir, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na büyük ihtimalle görev verilecek. Ahmet Davutoğlu bakanların isimlerini belirleyecek. Yani o isimleri Selahattin Demirtaş kabul etmezse o hakları da gidecek ve dışarıdan isimler belirlenecek. Sence kabul etmeyecek mi? İnadına kabul eder. Yani böyle bir fırsatı, yani AK Parti ile HDP'nin seçim hükümeti de olsa yer alacağını düşünüyorum. Yani zaten MHP bunu istedi. Yani ülkücü, milliyetçi olduğunu iddia eden Devlet Bahçeli, tabanı AK Parti'ye yakın olmasına rağmen gitti AK Parti ile HDP'yi, şu an terörle mücadele eden, polisi, askeri katleden, PKK ile mücadele ederken bir seçim hükümetine girmedi. Tabanı da büyük ihtimalle 1 Kasım'daki muhtemel seçimde MHP'ye ders verecek. Belki de baraj altında kalacak. Yani 3 Kasım 2012'de olmadı mı? Baraj altında kaldı. Yani halkımız bu AK Parti HDP seçim hükümetinde HDP'nin bulunmasını AK Parti'ye demeyecek. Sen neden 3 tane vekil bakan olarak koydun. MHP'ye soracak. MHP kaçtı. Ne seçim hükümetinde yer aldı, ne erken seçim istedi. Devlet Bahçeli'den halk büyük bir tepki gösterecek ve belki de o yaranı büyük oranda düşecek diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi bana soracak olursan da, yani %20 küsur oy almış bir CHP, yine %12'ye yakın oy almış 80 milletvekili, 79 milletvekili çıkarmış bir MHP, elini taşın altına koyacak idrak ve kabiliyete sahip değilse HDP'de o bakanlığı hak ediyor. Evet. %12'ye yakın oy almış, 81 milletvekili çıkarmış bir parti de
Eğer diğer iki parti, birisi Cumhuriyet'in kurucu gücüyüm diyor, diğeri de bu ülkede PKK ile mücadele ediyorum diyor. AK Parti'yi çözüm süreci boyunca da ülkeyi PKK'ya peşkeş çekmekle, hafif tabiriyle izah ediyorum. Çünkü çok daha ağır ve çirkin ifadeler kullanıyorlar. Yani çözüm süreci boyunca da işte tabiri caizse anaların ağlamadığı süreç boyunca da AK Parti'yi PKK ile ilişkili olmakla suçlayan MHP eğer elini taşın altına koyamıyorsa, HDP'nin de burada 3-4 artık kaç bakanlık düşüyorsa hakkına, bence almasında da bir mahsur yok. Bunun vebali de, sorumluluğu da iyi ya da olumlu ya da olumsuz, bundan sonraki gelişmeler neyi gösterir bilmiyoruz, MHP'nin ve Türkiye'nin kurucusuyum diyen zihniyetin temsil ettiği CHP'nin sorumluluğundadır. Burada AK Parti'nin bir dahili yok bu işe. Abdullah Öcalan'ı ipten alan MHP, ya istese hükümeti bozup ben Abdullah Öcalan'ı idamdan kurtarırım, yani Abdullah Öcalan'ı idam edilmesi kararına imza atmayabilirdi Devlet Bahçeli. Ama imza attı, Abdullah Öcalan'ı ipten kurtardı. Şimdi de HDP'yi seçim hükümeti de olsa iktidar ortağı yapıyor. Yani oran çok düşük. 3 vekille, 3 bakanla temsil edilecek ama bunun vebali Devlet Bahçeli'ye aittir. Aslında ya başka... orada, bak orada da Kenan, ilginç bir ayrıntı var. Şimdi biz tamam belki bu dönem böyle söylüyor olabiliriz ya da şey yapabiliyoruz ama Abdullah Öcalan'ı Türkiye yakalamadı. Abdullah Öcalan'ı yakalayan irade, yani baktığın zaman anasolmaya hükümeti peş peşe banka batıran bir hükümetti. Darbe sonrası kurulmuş, darbecilerin tak dediğinde şak deyip havaya zıpladığı bir hükümetti. Abdullah Öcalan'ı kendileri getirmediler. Getiren irade, getiren güç, bugün nasıl ki işte Irak'ın kuzeyinde PKK'ya, PYD'ye destek veriyorsa, geçmişte de Türkiye'ye onu paket içerisinde, uçak içerisinde getirip teslim eden güç, İdamını da istemiyordu. MHP de kimin hizmetinde olduğunu aslında kanıtlıyor o döneme ilişkin. Yani o dönem bence getiren gücün iradesinin dışına çıkamıyordu. Ama bugün AK Parti'ye baktığımız zaman onu getiren gücün şu an ona yap dediği kararlılıkla, yap dediği talimatların dışına çıkan bir parti olduğu için şu an zaten o yapının hedefinde. Tekrar seçimde neyi duyacağız? AK Parti ile HDP seçim hükümeti. İşte AK Parti sayesinde HDP 3 bakanlık aldı demeyecek mi Devlet Bahçeli? Diyecekler. Ne dedi? Sonuna kadar da Abdullah Öcalan'ı neden idam etmediniz? Seçim meydanlarında urgan atmadı mı? Kendisi Öcalan'ı idamdan kurtaran, kararı imza atan i̇şte Devlet Bahçeli. Ama o söylemin bedelini ödüyor aslında. Halk Devlet Bahçeli'nin bu söylemine itibar etmeyeceğiz. Taksiye bindiğimizde, işte esnafla birlikte konuştuğumuzda MHP'ye karşı büyük bir öfke var. Yani bu seçime de yansıyacak. Tekrar seçimde benim tahminim MHP oy oranını düşürecek. Şimdi MHP ya aslında bak, kandan beslenerek hiçbir zaman iktidar olunmaz. Aslında her iki parti de bana göre, her iki parti de MHP de HDP de, HDP elinde çünkü çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Meşru yönetime tabi olup meşru silahsız iradeyle siyaset yapma fırsatını kaçırdı. Göreceksin, biz göremesek bile çocuklarımız diyecekler ki aynen 93 senesinde kaçırılan fırsat gibi. Şu an ne diyorlar? Ah Özal yaşasaydı da bu sorun çözülmüş olurdu. İşte Eşref Bitlis ölmeseydi kesin çözülmüş olurdu. Şu anki döneme baktığımızda Özal'ın da Eşref Bitlis'in de mevcut hükümet ve mevcut genelkurmay yapısı kadar çözüme yönelik bir kararlılığı yoktu. Çünkü konjektör uygun değildi. Tamam, gönüllerinden bu geçiyor olabilir Eşref Bitlis'in de, Turgut Özal'ın da. Ama hiçbiri ne geçmiş dönem görevi devreden Genelkurmay Başkanımız gibi, ne de şu an görevi devralan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akarpaşa gibi kararlılığa sahip değil çözüm kararlılığına, ne de siyasi irade olarak AK Parti hükümetinin elindeki şartlar yoktu. Hani eğer kışlaya asker kapatılıyorsa, durduruluyorsa önü, gerçekten bir hükümet iradesi olduğu için o zaman durduruluyordu. Ama bu fırsatı maalesef değerlendiremedi PKK'da, HDP'de. MHP'de, savaş diyen MHP'de geldiğimiz noktaya baktığında, hadi savaşalım dediğinde adeta restoranda faturayı ödememek için yiyip yediği yemekten sonra faturayı ödememek için bulaşıkları yıkamaya, işte kaçayım gideyim, arkadaşın üzerine bırakayım demeye razı, mızıkçı bir çocuk gibi elindeki fırsatı o da tepti ve Türkiye'yi
HDP, AK Parti bir geçiş hükümetine, bir erken seçim hükümetine mecbur etti. Ya ne kadar komik ki Kemal Kılıçdaroğlu 6 seçimdir üst üste kaybetti. Hala hükümet kurma hayalinde. Devlet Bahçeli 12 kez seçim kaybetti. Hala işte kendini kilit parti olarak gösteriyor. Ya şimdi bakıyoruz şehit cenazeleri. Şehit cenazeleri üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Yani son işte asker cenazesinde bir bakıyoruz MHP'li yöneticiler, milletvekilleri o askerin o acısıyla işte hiç cenazede söylenmeyecek sözlerin yanında MHP'li yöneticiler var. Ya kandan kim besleniyorsa o kanda boğulacaktır. Yani 93'te bu çözüm sürecine yönelik başbağlar olayı oldu. Sivas'ta Sivas olayları oldu. Başbağlar katliamı 33 tane er şehit edildi. Çözüm süreci sabote edilmeye çalışıldı. Aynısı Suruç'ta edildi. Edildi. 93'te edildi. 2015'e geldik. Suruç'ta aynı kesinlikle olayla devam edilmek isteniyor. Ama artık kararlı bir hükümet var. DHKPC'si, PKK'sı, HDP'si örgütleri birleşti ama devlete karşı baş edemeyecekler. Yani en sonunda yenilecekler. Ya Kenan işte ama bak işin püf noktası devlete karşı baş edemeyecekleri hani burada bir söz kullanmıştık. Uğur Mumcu'nun bir sözü. Kendisinden haz etmem ama bu söz güzel. İsmet İnönü'nün de benzeri bir sözü var. Kendisinden hiç haz edilmez ama güzel sözleri var maalesef. Uğur Mumcu'nun sözü diyor ki her zaman silahları en çok olan kazanır. Devletin de, devlet de silahları en çok olan olduğu için en nihayetinde devlet kazanır. Ama şimdi burada baktığın zaman insanlar ölüyor. Evet. Yani Pataküt'e işte şehit cenazeleri geliyor peş peşe. İşte yani tamam öfkeyle, nefretle, işte kinle yaklaşıyoruz ama diğer tarafta ölen insana da baktığımız zaman burada Ahmet Mehmet'in oğlu. Tamam evet. Sen kandırılmış de bir başkası başka desin, bir başkası işte bunlar Kürdistan'ı kurmak için yapıyor ne derse desin. Ölen de bu ülkenin insanı, öldüren de bu ülkenin insanı. Şimdi baktığımız zaman yani insanlar ölüyor. Tabii ki tamam en nihayetinde diyeceğiz devlet yeniden operasyonlarla, daha kararlı operasyonlarla. Bak ne diyoruz? 30 senedir devlet ilk defa Kandil'i vuruyor. Hı hı. Şimdi daha kararlı operasyonlarla bu işle mücadele edecektir. Pes edip ceketi alıp gidecek hali yok. Ama yine arkamıza döndüğümüz baktığımızda 30 bin şehit ondan sonra... İşte yapılmayan barajlar, açılmayan tüneller, işte sanayinin gitmediği bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Şimdi nasıl gitsin sanayi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya? Al geçenlerde Iğdır'da adam şeyi kaçırdı Van'da, bir doğalgaz tankerini kaçırdı karakola vurmak için. Şoförü atladı bilmem ne oldu kullanamadılar tankeri. Şimdi baktığın zaman Havaş'a ait bir doğalgaz tankeri. Bir daha oraya doğalgaz götürür mü Havaş? Evet. Şimdi sanayileşme nasıl olacak? Orada kim kullanıyordu o gazı? Propan gazı, doğalgaz da değil, sıradan hani o boruyla gelen gaz da değil. Propan gazı sanayide kullanıyor. Şimdi firma gazı götüremeyecek. Gazı kullanan sanayici gazı işleyerek elde ettiği ürünü üretemeyecek. Kepengi kapatacak. Türkiye Cumhuriyeti vergisinden olacak, bölge halkı işinden olacak. Şimdi baktığımızda hani diyorum ya sorunun kökeninde, ya da genel konjektörde kimse bu işten devletin çıkacağına, mağlup çıkacağına zaten inanmıyor. Hı hı. Kimse inanmıyor. Ama en nihayetinde dönüp arkaya 15 yıl sonra baktığımızda, bak şimdi ulaştığımız görüntüyü arkadaşlar ekrana vermişler sağ olsun yönetmenim. Şimdi bak 30 sene önce dürbünle bakarak şey yapıyorduk, mücadele ediyordu Türkiye. Bugün havada İHA'larla görüntüleyip adeta Amerika'nın Afganistan'da ya da başka ülkede yaptığı gibi havadan İHA'larla görüntüleyip anında müdahale ediyor. Evet. Şimdi bu teknolojiyle baş edilebilir mi? Bak görüntüyü görüyoruz. Evet. Yani bu teknolojiyle baş etmenin imkanı yok. Ama arkayı dönüp işte gelecekte arkayı dönüp baktığımızda ya da çocuklarımız baktığında diyecek ki 30 yıl 15 yıl yine kaybetmişiz. Değil mi? Yani aynen. Sorun bu işte. Sorun yoksa devlet kazanır mı kazanmaz mı? Galip mi çıkar mağlup mu çıkar? Bence bu değil. Ya işte dikkat edelim. Duran Kalkan'ın açıklaması, PKK Yürütme Kurulu üyesinin açıklaması. Dünya tarihinde böyle bir açıklama yok. Bir terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağrıda bulundu. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri kendini kullandırtmasın. Bizim savaşımız AK Parti ile. Ve bakıyoruz. Tabii skandal, fecaat skandal, değil mi? Duran Kalkan'ın açıklaması.
Bizim savaşımız AK Parti ile Türk Silahlı Kuvvetleri kendini kullandırtmasın. Durum bu ve PKK çok zor durumda. Kahpece eylemler yapıyor. Evet. Yani bir asker babasını ararken telefonla ensesinden vuruyor. İki polisi... Evet. Bak şu anda ekranda da arkadaşlarımız AK Parti'ye yapılan saldırının görüntülerini veriyor. Evet. Video volde de görünüyor. Evet. Evet, yani AK Parti Duran Kalkan'ın açıklaması da aşağı yukarı aslında uyumlu yani. Evet. Ya işte PKK şu an zor durumda. Kahpe eylemler yapıyor. Yani bir askeri eşinin ve kızının yanında pusu kurarak öldürüyor. Evet. İki tane polisi ensesinden vuruyor. Bir asker babasını ararken telefonda babasına o ölümü, şehadeti duyuruyor. Ya evet. Böyle bir kahpelik yok. Yani HDP işte gene o eski savaş diline döndü. Halkımız MHP'ye de HDP'ye de gereken dersi verecek. Belki AK Parti'ye bir uyarı yaptı ama bu uyarının dozu fazla kaçtı. Açıkça görülüyor. Tekrar seçimi kimleri istemedi? CHP istemedi, HDP istemedi. MHP ilk başta 7 Kasım gecesinde çıktı Devlet Bahçeli. Kadir Meydan. Koalisyon olmazsa erken seçimin en erkeninden yapalım dedi. Geldik, erken seçimden kaçıyor. Evet. Koalisyon yapmak istemiyor. Seçimden kaçan 3 parti tekrar seçimde halktan nasıl oy isteyecek? Evet. MHP bu HDP'ye 3 bakanlık yolunu açmasını nasıl izah edecek? Göreceğiz. Evet. Bakalım halkımız en doğru kararı verecektir. Maalesef. Önümüzdeki günlerde bunu da çok konuşmaya devam edeceğiz. Sandık sonuçları, seçim sonuçları açıklandığına sağ selamet gidebilirsek Allah'ın izniyle, seçim olduğunda, sandıklar açılana kadar da biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Yani daha çok su kaldırır bu hamur. Şimdi biz konumuza dönelim. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Meclis Başkanımızla yapmış olduğu görüşme neticesinde, istişare neticesinde erken seçim kararı aldı. Erken seçim kararında resmi gazetede yayınlanması talebiyle gönderildi ve şu sıralar resmi gazetede yayınlandığı, onaylandığı söyleniyor. Yani bir geçiş hükümetiyle, bir erken seçim hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin sandığa gideceği, halkın iradesinin yeniden sandıkta çek edileceği günlere doğru gidiyoruz. Bu süreyi de YSK, Yüksek Seçim Kurulu, yanlış hatırlıyorsam düzelt, 90 günlük sürenin daha kısaltılabileceği, daha minimize edilebileceği yönünde bir açıklaması da olmuştu. Yani 90 günden önce 60 günde de Türkiye Cumhuriyeti sandık başına gider, yeniden kendi temsilcilerini seçer, en doğru kararı da verir diye tahmin ediyoruz. Tekrar konumuza dönelim. VTR'yi izledik. 3 aşağı 5 yukarı, özet, kısa bir bizim haber merkezimizin hazırlamış olduğu VTR'ydi. Evet. 3 aşağı 5 yukarı konuyu da anladık ama bir de olayın perde arkası var. Perde arkası gerçekten de çok vahim. Ham görüntüler var. Hı hı. Arkadaşlarımız, Ankara'daki muhabirlerimiz Mücahit Bey ve Ramazan Alkan kardeşimiz görüntüleri... Ben burada Ankara Haber Müdürümüz İsmail Uğur ve Ankara temsilcimiz Serdar Arslan'ı tebrik ediyorum. Paralel yapının bir hafızlık merkezine, okuluna yönelik saldırısını deşifre ettiler, görüntülediler. Evet. Kamuoyu bu görüntüleri tartışacaktır. Serdar Arslan'ın zaten bulunduğu yerde hareket vardır, hareket vardır. Bir şey yoktur. Zaten yani gittiği zaman çöpten dahi haber çıkaran usta bir gazetecidir. Ankara Bürosu artık paralele karşı kesinlikle savaş yapıyor. Allah razı olsun. Aynen. Ankara Bürosu bu konuda iyi bir dinamizm yakaladı. İstanbul'da tatlı rekabetimiz var ama. Yok, ona rekabet demeyelim. Milli menfaatler diyelim bence. Aynen. Milli menfaatler uğruna hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz. Sonumuzun ne olacağını bilmeden koyuyoruz. Aynen. Çünkü sonumuzun ne olacağını umursamıyoruz. Sonunu düşünenler kahraman biz olamazlar. Biz 28 yani. Şubat'ta buradaydık. Evet, Ergenekon'da buradaydık. Şunu da söyleyeyim sana Kenan. Yine buradayız. Konu dağılıyor. Yeniden oraya özür diliyorum izleyicilerimizden. Yeniden oraya çekeceğiz ama 28 Şubat mumla aratacak bir dönemden geçiyoruz. Aynen. 28 Şubat'ta askerler
O dönemin generalleri zulmediyor olabilirdi. O dönemin İstanbul Emniyeti zulmediyor olabilirdi. Ama Hasan Karakaya abimizin de bir deyimi var. Ofisi basıldı, Akit gazetesi basıldı. Hasan Karakaya'nın masasını incelediler ama kimsenin, hiçbir emniyetçinin aklına bir sahte belge üretip Karakaya'nın masasındaki notların arasına sıkıştırmak gelmedi. Aslında gelmiş de olabilir ama çok... bunu Türk polisinin ahlakına bakın. Yani bu bir gerçek. Yani bizim en darbecimiz dahi, yani bu ülkenin en darbecisi dahi bu insanlar gibi değillerdi. Bu yapı gibi değildi. Yani yanlışsam yanlıştı, yanlışsındı. Evet, evet. Yani kimse getirip, sen de o dönem gazetedeydin, sen de o dönem aktif gazeteciydin. Biri dedi mi Kenan Kıran, senin flash belleğinde işte bilmem ne çıktı, bilmem kimin belgesi çıktı. Böyle bir şey oldu mu? Yok. Getir bilgisayarını inceleyeceğiz. Bilgisayarında sen ahlaklı bir insansın. Bilgisayarında senin ahlaklı bir insanı çökertmek için ne kullanılır? İzleyicilerimizden özür diliyorum, affına sığınıyorum, porno kullanılır değil mi? Aynen. Bir Müslümanı devirmek için, yıpratmak için. Hiç bilgisayarından böyle bir şey çıkacak diye bilgisayarını incelemeye aldılar mı? Almadılar. Yani 28 Şubat döneminden daha tehlikeli. Yani Türkiye Cumhuriyeti varoluş mücadelesi, İstiklal Savaşı'nı veriyor şu dönem. Bu ikinci İstiklal Savaşı'mızdır. İkinci İstiklal Savaşı'mızda da aynen nasıl ki Çanakkale'de Fransızı, İngiliz'i, bütün Güney Asya'sı, Avustralya'dan adam getirip savaştırdılarsa sana karşı, senin dedelerine, benim dedelerime karşı, şimdi içerideki o Avustralya'sı, Avustralyalısı, İngiliz'i, Fransız'ıyla bize karşı bir savaş veriyorlar. Yani Türkiye yine 7 düvele karşı savaş veriyor. Bence bunu göz ardı etmemek lazım. Buradan işte konuyu yine olması gereken noktaya taşıyalım. Evet. Ankara'da Güpe Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde yüzlerce insanın gözünün önünde özel bir okulun kullanımında olan, bölge halkının kullanımında olan bir araziyi paralel yapının şaibeyle çok ucuza kiralandığı söyleniyor 17 Aralık öncesi. Daha sonrasında belediye meclislerinde ayak oyunlarıyla başka bir CHP'li bir belediyenin idare alanına kaydırıldığı söylenen, belgelenen bir araziyi geçtiğimiz hafta muhabirlerimize Ankara'da, geçtiğimiz hafta Ramazan Alkan ve Mücahit Bey'e bir telefon geliyor ve iki arkadaşımız bu ihbarı değerlendirmek üzere bölgeye gidiyorlar. Bölgede Buse Özel İlköğretim Okulu, daha önce konuşmuştuk yöneticileriyle, eğer yanlış telaffuz ettiysem aflarına sığınıyorum. Buse Özel İlköğretim Okulu, Buse Koleji de diyor bölgedeki hafızlık vatandaşlar. Hafızlık eğitimi veren bir okul. Evet, dini batı ilminin, batı referans değerlerinin yanına İslami motiflerimizi de şey yapan, motiflerimizi de yerleştiren, hem fen bilimleri hem de geleceğe İslami şuurla yetişecek gençlerin yetiştiği, çocukların yetiştiği, hem temel eğitimin alındığı, aynı zamanda da oradan mezun olduğunda bir hafız olarak yetiştiği bir okuldan bahsediyoruz. Minicik yavrularımız okuyor bu. Yani 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında çocuklar okuyor. Yani paralel yapının üniversitelerindeki gibi 25-30 yaşında adamlar okumuyor. Minicik çocuklarımız okuyor ve hafızlık eğitimi alıyor bu okulda. Bu okulun bahçesine kepçelerle girdi. Kim girdi? Turgut Özal Hamle Derneği'nin, yani sen programın ilerleyen dakikalarında onlara ilişkin önemli belgeleri ifşa edeceğin Turgut Özal Hamle, yani KPSS, evet, soru skandalıyla alakalı ismi geçen derneğin kurmuş olduğu, paralel yapıyla ilişkili olduğu söylenen özel üniversitenin işçileri kepçelerle birlikte araziye girip talan etmeye başlıyorlar. Bu talanı muhabirlerimiz çekti, görüntüledi. Ham görüntüleri de siz göremiyorsunuz ama video volde, evet, size ekrana da yansıtmış arkadaşlar. Onu aslında yansıtmasak, alsak, olayı tamamen idrak ettikten sonra bence onun ham görüntülerini bir de kamuoyu görsün desek daha iyi olur bence. Böyle bir talan gerçekleştirdi. Muhabirlerimiz gitti, görüntüledi. Bunu da gazetemizde haber yaptık. Ancak gündemin yoğunluğu malum, terör olaylarına kilitlenmiş bir haldeyiz. Başka terör örgütünün faaliyetini de işte böyle es geçebiliyor kamuoyu. Biz de bu akşam bunu dikkatlere sunalım dedik. Şu hafızlık eğitim merkezi verilen okul yerine Fatih Koleji olsaydı, evet,
Fatih 40 dönümlük bir arazide yeşil alan. Çocuklar top oynuyor. Görüntüleri de göreceğiz. Ekrana gelecek. Çocukların top oynadığı bir alan. Arkadaşlar eğer şey de hazırsa Adil Bey, genel koordinatör, telefonda hazırsa Kenan Kıran konuşmasını tamamladığında alalım. Şimdi Fatih Koleji vatandaşın geçtiği kaldırımı işgal etmişti. O kolej yetkilileri dedi ki bizim okulumuzu gasp ediyorlar. İşte bizim alanımıza girdiler demişlerdi. Paralel yapının elemanları gece yarısı orada toplandılar. 2000 kişi, 3000 kişi eylem yaptılar. Müslüman Türkiye hafızlık eğitimi veren bir okulu paralel yapının vakfının üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği paralel yapının vakfı. Turgut Özal Üniversitesi'ni kurmuş bir hafızlık eğitim merkezinin okulunu talan ediyorlar, kepçelerle yıkmaya çalışıyorlar. Maalesef onun fotoğrafları vardı arkadaşlar. Kenan abi konuşurken o fotoğrafları verebiliriz. Buse Özel İlkokulu diye. Evet. Yani hafızlık eğitimi veren bir okul, Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı yapının vakfı tarafından talan ediliyor. Yıkılmak isteniyor. Evet. İşte paralel yapıyla mücadele edeceğiz. Bu insanlara karşı tepki bile yok. Görüntüleri izledik. Yani 3-5 evet. kişiyiz. Yani maalesef bu vakfın hafızlık... Görüntüler ekrana geldi. Evet. Şimdi burası, şu karşıda arkada gördüğümüz gördüğümüz yer paralel yapının paralel yapıyla ilişkili olduğu söylenen üniversitenin alanı değil mi? Evet. Şu arkada video volde de görebiliyorsunuz. Soruşturma konusu Turgut Özal Üniversitesi'ni kuran vakıf, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği yetkilileri 2010 KPSS soruşturmasına Fethullahçı terör örgütü soruşturması evet. kapsamında şüpheliler. İşte o okulun, o üniversitenin büyük bölümü de mütevelli heyetinin şüpheli olduğu üniversitenin işçileri, arkadaşlar bir görüntü daha var onu da verebilirsek, işçileri şu an kepçeler eşliğinde bir alanı yıkmaya çalışıyor. Evet, yeşil alan bakın. Burası, ağaçları görüyorsunuz burası, değil mi? O Özel Buse Koleji'nin, hafızlık eğitimi veren kolejin alanı değil mi? Evet, evet. Bu buraya dalıyorlar. Şimdi bu görüntü ekranda kalsın. Biz Adil Bey eğer telefon hazırsa, arkadaşlar hazırladıysa Adil Bey'i yayına alalım. Adil Sivri Bey. Efendim. Özel Buse İlkokulu Genel Koordinatörü Adil Sivri Bey. Nasılsınız efendim? Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamünaleyküm. Ve aleyhinaleyküm selam. Şimdi biz görüntüleri az önce Kenan'la da konuştuk. Yayın öncesi izledik. Kanımız dondu. Evet. Yani paralel yapı dediğimiz çetenin en zayıf olduğunu, hükümetin kendilerine zorbalık yaptığını, tırnak içinde söylüyorum onların ifadesi, zorbalık yaptığını iddia ettiği dönemde siz bu okulun, bu özel ilkokulun minicik yavrularımızı Allah razı olsun hafız olarak yetiştirdiğiniz okulun bahçesini nasıl talan ettiğini, size nasıl zulmettiğini biz izledik. Birazdan izleyicilerimiz de görecek bu zulmü. Ama öncesinde isterseniz siz bize, izleyicilerimize konuyu bir özetlerseniz ne oldu, nasıl oldu, yaşanan süreç neydi bir izah ederseniz memnun oluruz. İnşallah hatırlamaya çalışayım. Öncelikle hayırlı akşamlar. Size de efendim sağ olun. Konu tamamen şöyle, yıllardır yani 17-18 yıldır Ankara'da temel milli ve manevi değerler ölçüsünde 2 yaşında çocuklarımızdan tutun da ilkokul 4. sınıfa kadar çocuklarımıza bu değeri yansıtan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu eğitim kurumlarından. Bizim kesinlikle dünya menfaatleriyle ya da ne bileyim çıkarlarıyla bir işimiz yok. Biz tamamen şeye odaklanmışız. Yani çocuklarımızın bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine odaklanmışız. Ve bu gayeyle de eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Olay şöyle, hemen yanımızda bulunan işte malum yapıya ait bu üniversite, çocuklarımızın ders sonunda yani teneffüslerde nefes aldıkları, hatta özellikle çocuklarımız o bahçeyi manevi eğitimlerinde bir parçası olarak görüyorlar ve çoğu eğitimde orada o bahçede yapıyorlar. İşte çocuklarımızın bu neşe içinde koştukları, oynadıkları görüntülerde de görünüyor. Hayvanların olduğu, mesela bir at vardı orada, sahipsiz bir at.
Biz ona sahip çıktık. Kurum sahibimiz o ata ve oradaki tüm hayvanlara bir bakıcı tuttu. Tüm halkın, oradaki tüm mahallenin de günübirlik ziyaret ettiği, piknik yaptığı güzel bir yeşil alan. Ve okul faaliyetleri döneminde de çocuklarımızın nefes aldığı bir yer orası. İşte malum yapıya ait üniversite zorla, cebirle, elinde resmi bir dayanak olmaksızın yıllar önce Milli Emlak'tan kendilerinde yandaş olan Milli Emlak'tan çok uzun yıllık, yani 49 yıllığına kiraladıklarını ispat edemiyorlar. 17 Aralık öncesi bu eylem gerçekleşiyor tabii ki, değil mi? Tabii ki evet. Hocam. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi buranın korunması gereken bir alan olduğunu, hatta önümde şu anda 14.7.2005 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı meclis kararı var. Evet. Oranın dokusunun kesinlikle korunması gerektiğini ve buranın eğitim alanı olarak bize tahsisini gösteren bir karar askıda şu anda. Ankara Büyükşehir Belediyesi kararı değil mi? Tabii ki. Çok tabii, güzel. Resmi bir karar bu. Şu evet. anda askıda ve bugün itibariyle geçtiğimiz günlerden itibariyle bu yapılan baskıyla alakalı da bizim yürütmeyi durdurma kararımız var. Mahkemenin verdiği bir yürütmeyi durdurma kararı da var. Tabii ki şu anda elimizde o da mevcut. Evet. Ama bu olaylar geliştikten sonra bu karar verildi. Yani keşke daha önce de verilseydi bu peki, olaylar. Yani insanın yüreğini sızlatan bu olaylar yaşandı. Olayı bize biraz anlatır mısınız? Yani şimdi hemen bölgede anlatayım. Bakın hemen şöyle ben toparlayacak olursam. Paralel yapının 17 Aralık öncesinde çok çok cüzi bir meblağla, komik bir meblağla kiraladığı, üniversiteye tahsis ettirildiği, KPSS sorularını çaldığı iddia edilen bir yapıdan bahsediyoruz. Yok, çaldı, kesin. Kesin. Kenan Kıran'ın bu yönde çok ciddi haberleri vardı. Şimdi böyle bir yapının 17 Aralık öncesi tahsis ettiği alanı şu an mahkeme kararı da ve belediye meclisinin vermiş olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin vermiş olduğu kararla da yeşil evet. alan olarak kullanılması, hatta aslında benim bildiğim kadarıyla 17 Aralık öncesinde bunlara bu yer tahsis edilirken de vasfının bozulmaması, öyle değil mi? Yani üzerine bir bina doğrudur. Yapılmaması doğrudur. Hükmüyle verilmiş bir alanı geçtiğimiz hafta kepçelerle girdiler. İsterseniz o olayı anlatırsak buraya kadar anladık olayı. Ondan evet. sonrası, siz ne yaşadınız o gün, başınıza ne geldi ve öncesinde bu üniversite yetkilileriyle görüştünüz mü bu konuyu ya da ne gibi bir baskı uyguluyorlardı size? Daha öncesinde tabii bu üniversite yetkilileriyle bu konu gündeme geldiğinde kesinlikle taviz vermeyeceklerini, son bir metrekare bile kalsa orayı alacaklarını ve kesinlikle taviz vermeyeceklerini ifade ettiler ama biz bu konunun her zaman takipçisi olduk. Bizim niyetimiz oradaki herhangi bir arsaya ya da bir yapıya sahip çıkmak değil. Tamamen çocuklarımızı ilgilendiren, çocuklarımızın dediğim gibi nefes aldıkları, ders sonunda nefes aldıkları yeri korumak. Şimdi Yeni Mahalle Belediyesi'nin zabıta ekipleri bize ait olmayan yerlerdeki materyalleri sökmemizi söylediler. Bizler aldık, mesela ekranda da görünüyor şu anda. Evet. Bu materyalleri alırken paralel yapıya ait, işte bu malum üniversitenin çalışan personelleri, iş makineleri bu bizim bütün malzememizin üstüne toprak kapatmaya başladılar. Bizler de durun yapmayın diye müdahale ettiğimizde devamında tabii bahçemizi de almak istiyorlar. Bu bir bahaneydi öncelikle. Kademe kademe ilerliyorlar anladığımız kadarıyla. Tamamen öyle. Şu an yıkılan yerler neresi? Şu an bu görüntüde görülen çocuklarımızın okul bahçesi. Okul bahçesi. Okul bahçeniz, bahçenize girdiler. Evet. Tabii. Şu anda mesela görüntülerde gördüğümüz bu görüntüler çocuklarımızın oturup etüt yaptıkları bahçemiz. Zaten şurada bakın arkadaşlar, bu görüntüyü ekranda tutalım. Zaten siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu yeşil alanın içerisinde bir işte çocuklar düştüğünde zedelenmesin diye herhalde bir şey çekmişsiniz. Bir çim halı kaplattık oraya. Evet, çim, yapay bir çimle kaplamışsınız. Üzerinde bir minik yavrumuz da zaten oynuyor değil mi şu an orada? Evet. Oyun alanı hocam, herhalde. Orası yani 300-400 metrekarelik bir yer. Evet. Düşünebiliyor musunuz? O bahçenin de yarısını almak istiyorlar. Yani orayı da komple kapatıp, yani açıkçası biz sizi burada istemiyoruz. Evet. Biz sizi burada istemiyoruz. Ya biz de bu vatan topraklarında yetişen
Kur'an ahlakıyla yetişen insanlarız. Evet. Neden bize bu zulmü reva görüyorsunuz? Evet. Sonuçta biz de milli ve manevi değerler ölçüsünde akademik başarısı da olan bireyleri yetiştiriyoruz. Hani biraz önce üstadımızın da bahsettiği gibi X bir kolej olsaydı, X yapıya ait bir herhangi bir ilkokul olsaydı kesinlikle bu dünya gündemine gelirdi. Ve görüntülerde gördüğünüz gibi biz de çok kalabalık insanlar değiliz. Biz hakkımızı sonuna kadar savunmayı şiar edinmiş ve sadece Rabbinden güç alan insanları. O kepçenin üstüne ben hiç korkusuzca yapmayın dedim. Bu okul Kur'an talebeleri sabahı sırayla gidecek olursak olayın öncesinde sabahı ya da işte kepçeler gelmeden önce bir şey dediler mi size ya da ne dediler? Çıkın buradan dediler, biz burayı yıkacağız dediler. Yani direkt bugün direkt geldik. Olayın gerçekleştiği gün hangi gün? Cuma günü. Cuma günü. Geçtiğimiz Cuma günü. Sabahtan size bu alanı boşaltın, biz burayı yıkacağız dediler. Doğrudur. Evet, doğrudur. Devam edelim oradan isterseniz. İşte bu karşımızdan gelen bu şiddete karşı biz dur demek istedik. Yani buradaki bahçenin kullanımının Büyükşehir Belediyesi olarak bize tahsis edildiği, burasının yeşil bir yeşil alan olduğu ve korunması gerektiğini ifade edince biz sizi buraya gömeceğiz. Yani ölüm de olsa biz sizi buraya gömeceğiz. Bu tarz ifadeler kullandılar. Bunu kim söylüyor? Yani Turgut Özal Üniversitesi yetkilileri. Turgut Özal Üniversitesi'nin yetkilileri. Kadrolu personeli, resmi personeli doğrudur. Söylüyor değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Zaten videolarda da aşikar belli bu olay. Karar da şu efendim değil mi? 14 Temmuz 2015 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararı. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onayına ilişkin imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. Yani bu yapının, paralel yapının işgal ettiği alanlar size verildi değil mi efendim? Yanlış anlamadıysak. Kullanımı. Evet, kullanımı. Eğitim alanı diye kullanımı bize verildi. Bunu, askı da şu anda bu karar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından o alan size ait olduğu resmi belgeyle kesinleşti. Ama bu yapı bu karara rağmen sizin alanınıza girdi. Bunu hafızamızın bir köşesinde tutarak, yani alanın size ait olduğunu tescilleyerek bu belgeyle Kenan'ın okuduğu kararla sizi gömeriz dediler. Doğrudur, doğrudur. Evet, devam edelim isterseniz. Ne vahim ki Ankara'nın göbeğinde, belki de Ankara'nın en merkezi yerinde, alışveriş merkezlerinin olduğu, insanların Ankara'yı çok iyi böyle gezebilecekleri çok güzel mekanların olduğu Ankara'nın merkezi bir yerinde güpe gündüz gömelim, öldürelim demediler. Özür diliyorum ama yani gömelim, sizi buraya gömeceğiz. Hayır, gömelim yani ne demektir? Adil Bey, gömelim demenin de benim kelime daracığımda başka da bir anlamı yok herhalde. Ölümden başka yani, bir şey değil yani. Evet. Gömelim, hani bir insana gömelim demek herhalde toprağın altında nefes alırsın, yaşamını burada idame edersin demek değil. Yani sizi açıkça tehdit ediyorlar. Açıkça bunu da fiiliyata da geçirmişler. Yani birazdan görüntülerini de izleyeceğiz. Sizin başınızdan... Ben size şu anda telefonla konuşurken bir yandan da acıyla kıvranıyorum. Benim sol ayağımın topuğu o hengame sırasında toprağa gömüldüğümden dolayı çatladı. Şu anda çok ciddi bir ayak sıkıntısı yaşıyorum. Evet. Ve bu olayın failleri, bu olayı gerçekleştiren operatörler, gerçek operatörleri, emri veren malum üniversitenin yetkilileri hala o kepçe operatörü, mesela benim üzerime toprak atan kepçe operatörü bugün bile, dün bile hala görevinin başında ve orada hala toprak yığmaya devam ediyor. Ve Ankara'nın göbeğinde buna dur diyecek birilerini bulamıyoruz. Şimdi bu olayın yaşandığında Ankara Emniyeti ya da ilçe emniyet müdürlüğünden ya da Büyükşehir'den oraya, zabıtalar gelmedi oraya mi? Oraya gelelim. Oraya bence şimdi cevap vermeyin. Onunla ilgili de Ramazan'ın da anlatacağı çok şey var. Oraya gelelim. Adil Bey, size yönelik bu zulüm devam etti. Ankara'nın göbeğinde. Yani siz ve kurumunuzdaki öğretmen kadrosu öğrencilerinizin gözünün önünde bu saldırıya uğradı. Ve bu eylem yüzlerce kişinin gözünün önünde gerçekleşti. Şimdi hatta kalırsanız bizimle birlikte takip ederseniz, var mı imkanınız bilmiyorum, televizyonunuz var mı bulunduğunuz ortamda, izleyebiliyor musunuz? Şu anda izliyorum.
Zaten olayın canlı da tanığısınız ama onun ham görüntüleri var. Onun ham görüntülerini izleyelim. Sonrasında sizinle tekrar görüşelim. Olur mu efendim? Tabii ki. Arkadaşlar hattan almasınlar sizi. Arkadaşlar birinci görüntüyü verebilirsek arka plan. Ham görüntü herhalde. Ham görüntüler evet. Şimdi ekrana gelsin. Ham görüntülerimiz. Olayın vehametini daha iyi yani böyle gömer izah ederek gömmenin nasıl eyleme dönüştüğünü görsün arkadaşlar. Bizi alın arkadaşlar. Sesi de açabilirseniz, verebilirseniz. İzleyicilerimiz şu an görebiliyorsa görüntüye tekrar geri döneceğiz. Bakın Kenan görüyorsun değil mi? Yani görüntüdeki kişi şu an telefonda konuştuğumuz özel eğitim kurumunun koordinatörü Adil Bey. Bakın şu an toprağın altında bırakılıyor bir miktar. Evet, kepçe nasıl acımasızca üzerine sürdüğünü hiçbir şeyi gözetmeden bakın. Şu kepçe... Bak yarıya kadar toprağa gömülmüş durumda. Bakın yani bunu rezalet. Bakın bir ablamız bir bacımız yani tesettürlü bir hanım, okulun görevlisi, okulun personeli tesettürlü bir hanım. Aynı şekilde yani şu görüntü paralel medyada paralelcilere uygulanmış olsa hükümeti düşürmek için... Slogan atarlar sokaklarda. Tekrar verelim arkadaşlar. Bu kepçe izleyicilerimiz iyi hatırlasın. Turgut Özal Üniversitesi'nin kepçesi. Kepçeleri, Turgut evet. Özal Hamle Turgut Derneği'nin Özal, talimatıyla, paralel yapının, vakfının, yöneticilerin talimatıyla hafızlık eğitim merkezi, kendilerine ait hafızlık eğitim merkezinin alanını korumak isteyen okul yöneticilerine sürülüyor. Evet. Yani terör devleti İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Benzeri aynısı, farkı aynen. Yok. Yani gerçekten gömüyorlar. Bak görüyor musun? Evet. Yani orada bak atılan toprak, taş, moloz içerisinde üniversitenin hafızlık merkezinin yöneticisi Adil Bey şu an o toprağın altında bedeninin yarısı. Tekrar hatırlatalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. Bu alan Özel Buse Koleji'ne ait. Polis de görüyor evet. Yalnız. Bak polis şu an durumu seyrediyor. Kepçeyle adamcağız yarısına kadar talimat veriyor orada. Talimat veriyor. Alalım kepçeyi tekrar. Sürüyor. Kepçe operatörünün suçu yok. O talimatı veren tabii paralel yapının yöneticilerinin suçu var. Evet. Tekrar sesi verelim arkadaşlar. Bu da vakfın avukatı herhalde şu bayan. Gülümsüyor. Büyük bir başarı yapmışlar. Yani hafızlık eğitim merkezinin alanına dalmışlar yasa dışı ve gülüyorlar. Bizi alalım, bir tam ekran yapalım. Buradan uzaklaştıracağım seni, onu hastaneye götüreceğim.
Dikkat et, odun var, oduna dikkat et. Nasıl bak? 2-4-6 kişi birden tutuyor. Bağlısın da aynı zamanda. Bu görüntüyü bence tekrar tekrar vermek lazım, bu gömme görüntüsünü. Evet, Adil Bey duyabiliyor musunuz bizi? Evet, duyuyorum sizleri. Yani görüntüyü siz de izlediniz mi? Yani her gördüğümde inanır mısınız yüreğim tekrar tekrar sızlıyor. Yani bugün olsa tekrar o kepçenin önüne tekrar atlardım. O okulun yıkılmaması için benim davam o çocukların davası. Oradaki eğitim gören çocuklarımızın davası. Her bir çocuğun bu ülkede yeri var. Nefes almaya, o okulda okumaya hakkı var diye ben düşünüyorum. Bir de zannedersem oradaki detaylardan biraz sonra belki daha çok aşikar olacak inşallah. Oranın yöneticilerinin gömün diye bir tabiri var orada. El işaretleriyle, telaffuzlarıyla bunu özellikle net duyabiliriz. Hı. Karşı tarafın yani Macun Üniversitesi'nin yöneticilerinin ben hala yarıma kadar toprağa gömülmüş vaziyetteyken bile kepçeleri sür emri vermesi ve devamında bu iş böyle hafif hafiflediğinde sizi buraya gömeriz. Kepçeleri sür emrini veren vakıf yöneticisinin ismini biliyor musunuz efendim? Yok, bilmiyorum. Tanırsınız ama değil mi? Tanırım tabii ki. Hatta suç duyurusunda bulundunuz mu? Kendisi, bu kişiler hakkında ve rektörler hakkında, kurum, üniversite yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Yani hemen o gün akabinde karakolda onlarla alakalı bir suç duyurusunda bulundum. Evet, bu şu an bu görüntüyü yorumlayabilir misiniz? Siz şu an toprağın altında mı hala bedeninizin yarısı? Şimdi eğer ben orada olmasaydım... Ha evet, bakın, görünüyorsunuz zaten, bakın. Eğer ben orada olmasaydım, o kepçe operatörü, oradaki toprağı tamamen bizim gelip okul bahçemize girecek. Bak şu sür diyen herhalde şu. Evet, bu beyefendi orada yetkili bir beyefendi. Beyefendi denmez bunlara ya. Mütevelli heyetinde. Haşhaşi bunlar, haşhaşi. Üniversitenin mütevelli heyetindeki... Beyefendi sürün diyor şu an görüntülerde, evet, değil mi? Bakın, evet, bu beyefendi değil mi? Şapkalı olan. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Evet. Yolda gördüğünüz bir kedi yavrusu ya da köpek yavrusu. Evet. Sakatlandığını düşünün. Siz araba ezmesin diye ya da yoldan geçenlere zarar vermesin diye kaldırıp bir yere koyarsınız. Değil mi? Ona zarar gelmemesi için. Evet. İnanır mısınız? Onların nazaretinde bizim hayvanlar kadar bile değerimiz yok. Değil mi? Karıncayı bile biz bakın, ezmiyoruz ya. Gördüğümüz zaman yolumuzu değiştiriyoruz. Normalde ilk kepçe döktüklerinde benim vücudumda herhangi bir zarar yoktu. İkinci kepçe zaman döküldüğü zaman benim ayağım kırıldı. Kırıldığını hissettim. Dedim ki yapmayın, ellerimi kaldırdım. Kaçacak yerim evet, yok. Evet, şu an zaten kazmaya çalışıyorsunuz herhalde. Ayağınız kırılmış durumda değil mi şu an? Şu anda ayağım kırık. Şu anda ayağım kırıldı. Ve bunu şu anda raporlarda da ben ispat edebilirim. Şu anda evet. Ayağım altıda zaten. Evet. Şimdi önemli olan, burada önemli olan konu yani dediğiniz gibi yani gömün. Gömmek bir insanı gömmenin ben kamuoyuna soruyorum. Tabiri nedir? Açıklaması nedir? Şu anda mesela o karşı tarafın yetkilisi, mütevelli heyetindeki dediğimiz o insan bize açıklama yapıyor. Burayı terk etmezsiniz, sizi gömeceğiz buraya bir diyor. Kısmının elleri cebinde, olayı film izler gibi ve izliyor. İnanır mısınız? Ben o vaziyetteyken aşağılayıcı o kadar çok cümle kullandılar ki telaffuz edemiyorum. Yani dua yapıyor, sahtekarlık yapıyor, provokatörlük yapıyor. Buna benzer tabirler kullanarak olayı bile dejenere hale getirmeye çalışıyor. O diğer kameralar var orada. O çeken kim onlar? Onlara ait insanlar. Ha, yani toplama insanlar onlar. Onların dışarıdan gelen toplama insanlar olduğunu çok iyi biliyor. Yani o çekimi niye yapıyorlar? Yani ellerinde bir delil olur, bir koz olur. Hani biz hayır zaten çektikleri belki şey... Belki taş atarız diye ama biz bunu yapmadık. Belki yarın savcılık o görüntüleri isteyecek. Ellerinde bulunan kameraların çektiği görüntüler kendileri için suç delili durumunda şu an. Evet. Bir de polis de orada, siz yarınıza kadar toprağa gömülmüşsünüz, ayağınız kırılmış. Evet. Polis orada ne yapıyor? Polis orada sadece seyrediyor ve onların arazisinde aşağıda toprağa gömülmüş sadece ben değil. Kurum sahibimizin çok değerli bir evladı, oğlu da orada, o da gömülmüş durumda. Biraz önce sedyede kaldırılan evet, diğer ikinci bir kişi vardı, ben onu soracaktım zaten. O Abdurrahman kurum Bey, sahibinin evet. Oğlu, ismi nedir? Abdurrahman Bey. Soy ismini de alabilir miyiz? Yavuz, Abdurrahman Yavuz. Abdurrahman Yavuz Bey. Abdurrahman Yavuz Bey de yine kepçelerin attığı toprak hedefinde, altında kalan. Tabii ki. Evet. Evet, şu an görüntüde Abdurrahman Bey. Polislerin önünde olan kamyon, kepçeleri hadi geçtik.
Tamam, tepçiler bize zarar verdi. Kamyonlara emir verdiler. Üstlerine toprak yığın diye. Suç duyurusunda bulundunuz mu efendim? Bulunduğunu söyledi. Söyledi. Evet. Sonuç ne oldu? İfadeleri alındı mı bu kepçe operatörlerinin, vakıf yöneticilerinin? Neticede bir şiddet var. Kendi alanınıza giriyor kepçe operatörleri. Bir ifade, gözaltı işlemi oldu mu? Biz o gün karakola gidip malum şahıslara karşı bir suç duyurusunda bulunduk. Ama ne vahimdir ki... Şu ana kadar hiçbir şey olmamıştır. Ben isterseniz sizin adınıza tekrar edeyim. Şu ana kadar hiçbir şey olmamıştır. Yargıda hiçbirinin ifadesini almamıştır. Doğru mudur? Doğrudur ki hala şu kepçe operatörleri faaliyete devam ediyor. Ya hayır ki, düşünebiliyor musun? Belediye kararına rağmen işgal edilip talan edilmek istenen bir alan, okul alanı, kepçe operatörleriyle girip okulun yöneticisini ve okulun sahibinin oğlunu, aynı zamanda herhalde oranın çalışanıdır da aynı diye tahmin ediyorum. Doğru. İki kişiyi toprak altında bırakıyor, bacaklarını kırıyor ve halen hiçbir şey yok. Nerede bizim sivil toplum örgütlerimiz? Uyuyorlar bizim sivil toplum örgütlerimiz. Nerede bizim milletvekillerimiz, bakanlarımız? Ankara'da meclis var, milletvekilleri var. Özel Buse Okulu Koleji paralel yapı tarafından işgal edilmek isteniyor. Yöneticileri kepçe operatörüyle öldürülme teşebbüsünde bulunuyor. Sakatlanmış yöneticimiz. Neredesiniz? Paralel yapıyla mücadele etmek istiyorsanız ertesi gün, yarın o okulun önüne gidin. Basın açıklaması yapın, gündem yapın. Paralel yapıyla mücadele etmek istiyorsanız bu okul yöneticileriyle birlikte basın açıklaması yapın. Paralel yapıyla, paralel ihanet çetesiyle televizyonlara çıkarak mücadele edilmez. Bu yöneticilerimizin yanında olması gerek. Sivil toplum örgütlerimiz, insan hakları örgütlerimiz neredesiniz? Evet. Maalesef kaç öğrenciniz var? Bizim 100 öğrencimiz var. Bir de müsaade ederseniz şu konudan bahsetmek istiyorum. Büyükşehir meclis kararıyla birlikte o alanı koruması gerektiğini kararını biraz önce üstadımız okudu. Ama görüntülerde de göründüğü gibi şu anda oradaki yeşil alanın, ağaçların, bakın ağaçlar devriliyor şu anda. O ağaçların üzerine oradaki bir ağaç katliamı da var orada, görüyorsunuz. Evet, evet. Yani ben bunu provokatörlük için söylemiyorum. Evet. Hani yıllar önce birkaç ağaç için Türkiye gündemini sarsan haberler yapılırken Ankara'nın göbeğinde küçücük bir okul bahçesinde bulunan meyve ağaçları, bakın özellikle dikkat ediyorum. Evet. Oradaki ağaçlar ceviz ağaçları, kayısı ağaçları, vişne ağaçları. Bu ağaçların üzerine şu anda kepçelerle toprak kapatılıyor. Evet. Ve bu ağaçları uzun süre yetiştiremezsiniz. Yani bunlar 40-50 yıllık ağaçlar, büyük hani ağaçlar. Hani ottülüler nerede, ottülüler? Nerede geziciler, mücella yapıcılar değil mi? Mücella hadi İstanbul'da diyelim de. Tumopçular nerede? Tumopçular nerede? Neredesiniz? Ottülü bir grup vardı Ankara'da, yol yapılacak alanı işgal edip yol yapılması gereken, Ankara'yı rahatlatacak yolun yapılacağı alanı çevre katliamı yapılıyor diye işgal eden, günlerce eylem yapan, bunun üzerinden hükümete olmadık iftiralarla saldırılan ottücülerden biri aradı mı efendim sizi? Geçmiş olsun dedi mi bu çevre örgütleri, TEMA? Hayır. TÜMO. Bizim oradaki en büyük destekçimiz bizimle birlikte o alanı paylaşan mahalleli. O alanı bizimle birlikte paylaşan oradaki hane sahipleri. Her biri zaten bu olaydan dolayı müzdarip. Bir de biz şöyle bir okuluz. Bizim okulumuz 24 saat açık. Öyle mi? Okul bahçemiz çevredeki mahalleli sakinleri tarafından sürekli ziyaret edilen, böyle hoş sohbetlerin yapıldığı, yani mahalleli halkının gönül rahatlığıyla çocuklarını gezdirdiği, oyun oynadıkları bir alan. Şimdi bakın, sadece orası Buse İlkokulu'na ait bir arazi gibi düşünmeyin. Evet. Kamunun korunması gerektiğini ifade eden bir alan orası. Ve şunu da üstüne basa basa söylüyorum. O üniversitenin o araziye ihtiyacı yok. Çünkü dönümlerce zamanında kendilerine arazi verilmiş. İnanır mısınız? Yani gerçekten onların bu kaç arazi metrekare efendim? Kaç metrekare? Toplamda 1,5 dönüm arazi falan. Evet, 1,5 dönüm arazi. Üniversitenin total yeri 40 dönümden bahsediyoruz. Doğrudur. Ya 40 dönümlük bir arazi içerisinde 1,5 dönümlük arazi için bir başka okulun yöneticisini toprağa gömmekle tehdit edip bizzat bunu onların ifadesiyle söyleyeyim, diktatör
AKP'nin diktatör Erdoğan'ın iktidarda olduğu dönemde yapıyorlar değil mi? Bu anti-diktatör adamlar. Evet, maalesef. 100 öğrenciniz vardı. Öyle değil mi? 100 öğrencimiz var. Yalnız biz şöyle bir kurumuz. Ben ona geleceğim. Nasıl öğrenciler yetiştiriyorsunuz? Yani kurumunuzun amacı ne? Bu işin rentabilitesi ne? Cemaat okullarında, benim bildiğim Gülen Cemaatinin okullarında 20-25 bin liradan aşağı bir kayıt ücreti yoktur. Sizin okullarınız nasıl şartlar altında ne yapıyor çocuklarımıza? Bir de onu anlatırsak. Bunu çok abartısız söylüyorum. Ankara'da en çok belki de maddi açıdan çocukların böyle bir manevi eğitimine destekte bulunan nadir okullardan birisiyiz. Evet. Biz bir de sadece ilkokul değiliz. Biz 16-17 yıldır Ankara'da bu bulunduğumuz bölgede faaliyet veren bir okuluz. Evet. Ve zilliyet hakkımız da bizim onlardan önce. Bunu da ifade edeyim. Bu çok önemli bir konu. Bizim kullanım hakkımız, zilliyet hakkımız onlardan daha önce. Evet. Onlardan daha önce. Biz 16-17 yıldır çocuklarımızı 2 yaşından, 3 yaşından itibaren alıyoruz ve bizi tercih eden ailelerimizin de nezaretinde profesyonel bir ekiple, profesyonel bir kadroyla gerçekten çocuklara Allah rızası nazaretiyle bakan insanların eşliğinde bir eğitim veriyoruz. Evet. Bunu ben laf olsun diye söylemiyorum. Bizi bilenler biliyor. Buse eğitim kurumlarını bilenler bilir. Bizim tek gayemiz, tek amacımız bu vatan topraklarında yıllar önce Çanakkale ruhuyla göğsünü siper etmiş, düşmana karşı göğsünü siper etmiş, o ruhla yetiştirmek istediğimiz evlatları yetiştirmek. Bizim tek gayemiz bu. Evet. Buyurun devam edin. Şimdi ilkokulumuz bunun bir ayağı. İlkokul 1, 2, 3, 4 ve 100'e yakın öğrencimiz var ve bunların hepsi şu anda Türkiye'de belki de bir ilkokulun veremeyeceği hem akademik anlamda hem de milli manevi değerler ölçüsünde kaliteli bir eğitim alan bir okul orası. Çocuklarımızın gerçekten kaliteli bir eğitim aldığı bir okul. Şimdi inanır mısınız? Malum yapı bu bizim hassasiyetimizi çok iyi biliyor. Bizim böyle bir eğitim verdiğimizi de çok iyi biliyor. Bunu abartısızca söyleyeceğim. Şu anda kurumumuzda malum yapıya karşı tarafta üniversiteye ait personellerin çocukları bile var. Bizde okuyan. Evet. Yani siz biliyor musunuz? Yani ne kadar acı. Sizin ne kadar vicdan azabı bu. Şimdi o biliyor musun? Evet, sizin okulunuzun vermiş olduğu eğitime o kadar itibar ediyorlar ki kendi çocuklarını dahi gönderiyorlar. Ama aynı zamanda kurum personeli gönderiyor. Ama aynı zamanda kurum sizin okulunuzu yıkmak için belki kendi çocuklarının da oynadığı alanı kendi üniversite bünyesine, yani bir açgözlülük, bir doymamazlık var anladığım kadarıyla. Kendi bünyesine bence katabilmek için. Bu bence bir aldanmışlık. Evet. Üniversite yönetimlerin yanlış aldığı bir karar. İnşallah bu yaptıkları yanlışlardan geri dönerler. Çünkü orada bir insan hayatı var. Sonuçta ben orada ölebilirdim. Orada çok büyük zararlar görebilirdim. Ama bana derseniz ki bugün tekrar o kepçenin önüne dururdum. Çünkü bizim niyetimiz oradaki çocuklarımızın geleceği. Kesinlikle tek amacımız ve gayemiz bu. Oradaki çocuklarımızın geleceği. Evet. Bir de şeyi sorsam. Siz 28 Şubat döneminde de faaliyet gösteriyor muydu okulunuz? 28 Şubat döneminde Kur'an kursu olarak faaliyet gösteriyor. Kur'an kursu olarak. Mukayese edecek olursak 28 Şubatçılar mı daha tehlikeliydi? Az önce Kenan'la konuşurken belki kulak misafiri olmuşsunuzdur yayın öncesi. Daha doğrusu sizi bağlamadan önce izleyebildiyseniz. Evet, izledim. Yani bu zihniyet mi daha tehlikeliydi yoksa onlar mı? Ya da arada bir fark var mı? Bakın yıllar önce bu olaylar gündeme gelmeden önce aynı hassasiyeti paylaştığımız insanlar. Bizi yaralayan, bize zarar veren konu da bu. Ama o dönemde karşı zihniyetin yapmak istediklerini çok iyi biliyorsunuz net bir şekilde. Ama şu anda soru işaretlerinin bence temelinde de bu yatıyor. Çünkü bizim hassasiyetlerimizi çok iyi biliyorlar. Çünkü aynı hassasiyetleri paylaşan insanlar. Şimdi benim burada önemli söylemem gereken bir konu var. Bu
bence bu olayın detayını da anlatan bir konu. Bir üniversite yönetiminin nazaretinde bir insanın kıymeti kalmadıysa eğer, bir insanın kıymeti kalmadıysa eğer, verdiği eğitimin hiçbir önemi yok, biliyor musunuz? Evet. Yani şimdi bir de baktığımız zaman Gülen cemaatinin, yani bir karıncayı dahi incitmemek için Gülen cemaatinin en tepe noktalarında, yani bir lavaboda gördüğü bir karıncayı incitmemek için onu toplayıp bir yere götürdüğünü söylüyorlar. Diğer tarafta da o hoşgörü cemaatinin mensupları güpegündüz Ankara'nın ortasında kendilerine de ait olmayan, üstelik belediye meclisi kararıyla da vasfının bozulmaması hükmedilen ve sizin kullanımıza, sizin okulunuzun kullanımına tahsis edilen bir alanı zorbaca, oldu bittiyle kademe kademe yıkmak istiyor. Şu an görüntülerdeki kişi de sizsiniz, öyle değil mi? Evet. Ayağınızın durumu ne? Ayağım uzun bir süre iyileşmeyecek. Ayakta oluşan en kötü kırıklardan birisi, topuk kırığı. Eklem yeri olduğundan dolayı basmamam gerekiyor. Ve basmadan da hayatımı idame ettirmem çok zor. Yani iyileşmem biraz zaman alacak. Doktor ne dedi ya da bir sağlık kurumu ne dedi? Yani kaç gün siz çalışamayacak durumdasınız? Şu anda 15 günlük bir raporum var ama bu raporun devamında hani yürüyememe babında bir yıl kadar olacağını söylüyorlar. Bir yıl Kenan. Evet. Yani bir yıl kadar iş gücü kaybı yaşayacak, bedeninin yarısı toprağa gömülmüş bir eğitim gönüllüsünden hakkını bahsediyor. Hakkını arayacak yalnız. Suç duyurusunda bulunmakla yetinilmesin. Evet. Adil Bey, siz... Ankara'daki sivil toplum örgütleri bu gaspın peşine koşsunlar. Hı hı. Bu kişilerin ifadesi alınmadıysa Türk hukuk sistemi hala bu yapının kontrolünde olduğu açıkça. Ya resmen bir insan yönetici kendi alanını koruduğu için sakatlanıyor. Nasıl ifadesi alınmaz? Nasıl gözaltına alınmaz? Tanıklar var, görüntüler var. Evet. Mücadele edin, bırakmayın. Adil Bey, burası hangi belediyenin kontrolü altında şu an? Bulunduğumuz bölge hem bizim okulumuzun hem de malum yapıya ait o okulun bulunduğu bölge Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait. Yeni Mahalle Belediyesi CHP'li belediye sandım bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Peki belediyenin bir tane zabıtasını göremiyorum yıkım esnasında. Şimdi polis var ama zabıta yok. Evet. Böyle yıkımlarda hukuk devletinde bu yıkımı kesinlikle toprak sahibi değil, zabıtalar yapar. Eğer işgalci varsa orada. Evet. Ve orada bir, bakın bu kepçelerin üzerime toprak attığı anlarda polisler de var. Seyrediyorlar. Ben duyamadım. Bir saniye tekrar alalım orayı. Kepçelerin şu anda üzerime toprak attığı anda o grubun içinde polisler de var. Evet, tabii. Zaten onu programın başında vurguladık. Yani polislerin, şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de bu programı izliyorsa, yani Ankara Emniyeti İçişleri Bakanlığımıza bağlı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı öncesinde. Emniyet Genel Müdürlüğü orada o manzarayı seyreden, belki de Allah korusun siz ölümden dönmüşsünüz orada. Daha da ciddi durumlar olabilirdi. Yani o kepçenin tonlarca ağırlık kaldıran bir iş makinesinden bahsediyoruz. Evet. Üzerinize sürülüyor. Tonlarca toprak üzerinize atılıyor. Daha kötü bir durumla da karşılaşabilirdik. Oradaki emniyet mensuplarının daha duyarlı olması gerekmez mi? Yani baktığımız zaman adeta film izlemeye gelmiş, adeta sokakta bir trafik kazasını izlemeye gelmiş kalabalık gibi bir görüntü çiziyorlar orada. Evet. Ya buradan Ankara Emniyeti'ni de uyaralım. Az önce önemli bir şey söyledi. Bu kepçeleri Turgut Özal Üniversitesi'nin yetkilileri kullanamaz diyor. Yeni Mahalle Belediyesi, o CHP'li Yeni Mahalle Belediyesi'nin belediye zabıtalarının bu, diyelim ki yapacaksa. Yoklar. Yok, çünkü yasal değil. Bir de Adil Bey, sanki o bölgenin yeni mahalleye kaldırılması da biraz ilginç bir durum. Onun hakkında da bilmiyorum, bilginiz var mı? Konuyla alakalı tam bir bilgim yok ama devamı da sizin söylediğiniz gibi. Yani böyle sıkıntılı bir yer olduğundan dolayı oraya kaydırılmış. Doğru. Evet. Adil Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Siz her şeye rağmen dimdik durmaya devam edin. Hakkınızın da sonuna kadar takipçisi olun. Çünkü orada ölebilirdiniz. Yani bu insanlar, bu hoşgörü abidesi insanlar
orada göz göre göre önce tehdit edip sizi gömeceğiz diyorlar. Bakın o hanımefendi de oradaki herhalde avukatları değil mi? Çek çek diyor görüntüyü. Farklı bir şeyden dolayı tabii suçlanırlarsa yani, gülümsüyor. Evet, gülümsüyor duruma. Ya yani ayağınız kırılmış, iki kişi toprak altında kalmış. Güpe gündüz yüzlerce kişinin önünde gülümseyecek kadar da pişkin, gülümseyecek kadar da hukuk tanımaz insanlar. Şunu ekleyeyim, 28 Şubat'ta Fethullah Gülen Çevikbir'e ne demişti? O 28 Şubat darbesinin mimarı Çevikbir'e, paşam istiyorsanız bu okulların anahtarını size veririz diyen o hoşgörü sahibi yapının liderinin yöneticileri hafızlık eğitim merkezini basıyorlar, gasp ediyorlar, talan ediyorlar, yöneticisini gömmeye çalışıyorlar. Evet, evet. Yazıklar olsun. Yani bahsettiğimiz kurum da hani sıradan bir kurum değil. Kanaryaseverler Derneği değil, aynen, değil mi? Aynen. Yani hafız yetiştiren, evet ya, minik yavrularımızı dini değerlerimizle yetişmesini sağlayan bir kurum ve bir bölümü de kendi çocuklarını dahi gönderdikleri kurumu böylesine sıkıntıya, zora sokuyorlar. Adil Bey, programımızı izlemeye devam edin. Devam edeceğiz. Siz de yine aklınıza gelen bir şey olursa, ilginç bulduğunuz bir şey olursa, hatırınıza gelen daha özel, ben daha sıkan... Ben bir ricada bulunmak istiyorum. Buyurun, buyurun efendim. Bu görüntüler esnasındayken üniversite yetkililerinin alenen sizi oraya gömeriz cümleleri var videolarda. Evet. Biz onlardan yola çıkarak zaten suç duyurusunda bulunduk. Devamında eğer birileri müdahale etmeseydi ya da belki de o kepçeciler durmasaydı belki de orada bir can kaybı olacaktı. Evet. Yani işte yetkilileri bu konuda ben duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet. Ama şunu da hiçbir zaman unutmasınlar ki benim hayatımda şiar edindiğim bir cümle vardır. Hazreti Hamza radıyallahu anh, onun bir cümlesi: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Şimdi hani bize böyle zarar vereceklerini zannediyorlar ama bizleri yaratan Rabbimiz. Sonuçta bu canın sahibi Allah. Biz oradaki çocuklarımızın bu dünyadaki edinmesi gereken, alması gereken milli ve manevi değerler için mücadele ediyoruz. Bunu tüm halkımızın ve tüm bizi seven, o çevrede bu eğitime destek veren insanların bilmesini özellikle çok rica ediyorum. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Ağzınıza sağlık. Ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Sizden de inşallah. Dediğimiz gibi bizi izlemeye devam edin. Birazdan görüntülerin ikinci bölümü. Bu ilk bölümüydü. İkinci bölümünü de vereceğiz ve bu olayı haberleştiren, bu olayı Türkiye gündemine taşıyan, ulusal medyaya taşıyan Ankara'daki başarılı muhabirlerimiz Ramazan Bey ve Mücahit Bey'i de telefona bağlayacağız. Onlar da anlatacaklar. Size iyi akşamlar diliyorum efendim. Evet Kenan, görüntüleri izledik. Bir reklamımız varmış. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. İkinci bölümü kaçırmayın. İkinci bölümde OHAM görüntülerin devamı var. Akit muhabirine yapılmış olan çirkin saldırı, alçakça saldırı, çirkin iftira, hakaret, küfürler görmeniz lazım. Havada uçuşuyor. Biz bir bölümünü tırpanladık, büyük bölümünü. Ama bir bölümünde ibret vesikası olsun diye orada bıraktık. İkinci bölümde paralel yapının o medya mensupları, darbeye planlayan medya mensupları, darbeye iştirak eden medya mensupları tutuklandığında canhıraş, basın özgürlüğü nerede? Abi, medyaya baskı var. Özgür basın susturulamaz diyen zat-ı muhteremlerin dürüst medyaya, özgür medyaya nasıl zulmettiğini, nasıl hakaretler ettiğini, nasıl tehdit ettiğini birazdan izleyeceksiniz. Kısa bir aradan sonra birlikte olalım. Evet, Akit TV'nin beğeniyle izlenen programı arka planda sizlerle birlikteyiz yine. Reklam arasından önce gördük, izledik. Olayın bizzat mağduru Adil Bey de durumu anlattı. Ankara'nın, tekrar ediyorum, meydanında, göbeğinde, güpegündüz hafızlık eğitimi veren, dini eğitim veren bir kurum işgal ediliyor. Eli kanlı zorbalar tarafından, adamcağızın ayağını da kırıyorlar. Eli kanlı zorbalar tarafından kurumun bahçesi işgal ediliyor. Kurumun yöneticileri kepçe altında, toprak altında, tonlarca toprağın altında bırakılıyor. Ve kurumun genel koordinatörü Adil Bey de ayağı kırılarak
bir yıl iş görmez raporu alıyor. Paralel yapının gerçek yüzü şu, evet, paralel yapı hafızlık eğitim merkezine yönelik saldırısından görüyoruz. Evet, paralel yapı sevgili izleyicilerimiz, paralel yapı bu işte. Aslında paralel yapı dediğimiz olay bu. Gerçek yüzleri bu. O maskeleri, o gazeteci ve yazarlar vakfında takındıkları güzel tavır var ya, o gazeteci ve yazarlar vakfında diğer kurumlarında ellerini önlerine bağlayıp kafalarını aşağı doğru eğip takındıkları tutum bir maske. Bir yalan. Aslında gerçek halleri insanları işlerine gelmediği zaman kepçe altında bırakacak, işlerine gelmediği zaman seni gömerim diyecek, tehdit edecek bir yapıda. Bir örgütten bahsediyoruz, bir çeteden bahsediyoruz. Örnek vereyim. Şimdi bu hafızlık eğitim merkezine yönelik baskınları, talan girişimi son örnek. 17-25 Aralık darbe soruşturmasını yapmak ister, yargı eliyle hükümeti düşürmek isteder. Bu yapı gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Nerede çıkardı? Üsküdar Validebağ'da Koru Camii'nin yapılmasında kendini gösterdi. Bir camiye yapımına karşı çıktı cemaat. Otoparka evet. Yapılan alanı Validebağ Korusu'nun içindeymiş gibi gösterdiler. Nerede gördük? Başakşehir'de Kız İmam Hatip Lisesi yapılmak istendi. Dediler ki betonlaşma olacak, yeşil alanlarımız gidiyor dediler. Yani ve en son olarak da Today's Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, Rumeli Hisarı'ndaki Boğazkesen Mescidi'nin yapımına karşı çıktı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bu nasıl zihniyet dedi. Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettiği Boğazkesen Mescidi'nin ibadete açılmasına karşı çıktı. Üsküdar'daki camiye karşı çıktılar, Kız İmam Hatip Lisesi'ne karşı çıktılar, Boğazkesen Camii'ne, mescidine karşı çıktılar, Hafızlık Eğitim Merkezi'ne de karşı çıkıyorlar. Bu da çok normal bir şey olduğunu gösteriyor. Ama işte gerçek yüzleri herkes diyor ya, bu yapı nasıl bir yapı, bu yapı böyle bir yapı. AKİT muhabirleri bölgeye ulaştıktan sonra yaşanan hengame var. Bir de ikinci bölüm var. O ikinci bölümün ham görüntüleri çok uzun, vaktimiz de çok az kaldı. Ama kısacık bir girişinden alalım, görelim. Ondan sonra bir de Ankara muhabirimiz, başarılı muhabirimiz Ramazan Alkan'a bağlanalım. Yaşadıklarını o da anlatsın ve paralel yapının gerçekteki niyeti gözler önünde serilsin. İkinci bölüm hazırsa o ham görüntüler, onu da verelim arkadaşlar yayına. Size ne gibi müdahale yapıldı anlatır mısınız lütfen? Biz okul bahçemize girmesinler diye durduk. Üstümüze kepçeyi sürdüler. Yarıya kadar gömdüler. Zannetsem ayak bileğim çatladı. Böyle. Üstünüze kepçeyi sürdüler yani. Evet. Peki bu ordu, yani ne ordusu? Orduya toplanmış buraya. Valla ne zihniyete sahip olduklarını bilmiyorum. Ama iyi bir ordu olmadığı belli yani. Bir insan üzerine kepçe sürülür mü ya? Hangi memlekette yaşıyoruz ya? Güya sözde Müslümanlar ya. Üstüme başımın haline bakın. Şuraya kadar gömdüler. Tamam arkadaşlar, ben kişinin ortasında kalmışım, ayaklıktan bahsediyorum. Ben sizden belge isterim sadece. Bana belge gösterin, ben de değilim. Beyefendi niye saldırıyorsunuz? Terbiyesizlik yapmayın beyefendi. Terbiyesizlik yapmayın. Karışamazsın. Sen ona kardeşim. CHP'li mi? Sana ne? Sana ne? Çekil abi. Bir dakika ben karışmayayım. Gel abi gel. Gazeteci kardeşim. Abicim ben bayana bir saldırıya, şey sordum. Abi saldırıya uğrasın. Saldırıya uğrasın gel. Ben bir şey istedim gazeteci olarak. Abi gel saldırıya uğrasın. Tamam vermiyorsan verme. Tamam. Allah. Tamam verme. O eliyle. Bu kadar şov yapmayın. Lütfen şov yapmayın. Siz onlara sorunuz. Şov yapmayın lütfen. Biz sorduk. Onlardan da sorduk. Burası Milli Emlak diyor. Ben de diyorum ki sizden evrak isteyin. Ben size evrak istiyorum. Biz de diyoruz ki kamu kurumu olarak herhangi bir resmi kuruma bu şekilde resmi kuruma bile vermek durumunda değiliz ki. Tamam değilsiniz. Bunu söyleyebilirsiniz. Bu kadar kişi toplanmaya ne gerek var? Ben sizden cibar cüzdetim ki. Bak ticaret edin. Bak ticaret edin. Anlamıyorsun. Anlıyorum ben. Ben gayet anlıyorum da bu kadar kişi toplanıyor. İnsan gibi garip oluyor yani. Cevap verdiyse aldıysan cevabını çek git artık. Arkadaşlar gazeteciye niye saldırıyorsunuz? Tamam da. Hayır. Gazeteciye niye saldırıyorsunuz? Ya biz burada gazetecilik yapıyoruz. Niye saldırıyorsunuz? Biz de almaya çalışıyoruz.
Siz saldırdınız biraz önce ya. Kim saldırdı Allah aşkına? Demin kimse yoktu bir saat önce. Saldıran sizsiniz. Bir saat önce. Ya Allah aşkına. Yoktu. Güzel kardeşim. Nereden geldiniz? Kim saldırdı? Yanlış kelime konuşmuyorum ben. Ya. Ben de yanlış kelimeler. Yanlış kelime konuşmuyorum. Beni ortaya aldılar, döveceklerdi kardeşim ya. Biraz önce dövecekler olan kimlerdi Allah aşkına? Sen yalan konuşuyorsun. Ya biraz önce dövecekler kimlerdi? Ya bırakın Allah aşkına. Bizi paralelce yetiştirmediler tabii. Yani bu bilmiyorum ya. Belli yani açık, her şey açık. Abi sen de mi saldırıyordun? Aynen. Adamlara baksana, bilgi vermiyor. Bunda küçük. Bunda. Şimdi ben bunu şişirdiğim zaman ağrınız kalmayacak. Tamam mı? Biraz bunu destekleyeceğim. Dokur çok güzel. Tamam. Desteklediğimiz zaman ağrınız kalmayacak. Sabitlemiş olacak. Bu sertleştiği zaman ağrınız kalmayacak. Elinizi falan çarptın mı? Yok. Başınız? Yok. Bacaklar mı? Onlar... Çantayı buradan verebilirsin. Evet, görüntü çok daha uzun. Çok daha vahim bölümleri var. Ağza alınmayacak ifadelerin kullanıldığı bölümler var. Yani çok da görüntü üzerine yorum yapmaya gerek yok. Zaten görüntü kendini izah ediyor. Yayın devam etsin ama Ramazan Alkan telefon attığımızdaysa Ankara'daki başarılı muhabirimiz bu olayı Türk kamuoyuna mal eden, görsel ve yazılı basına mal eden muhabirimiz Ramazan Alkan'la Alkan'ı hatta alalım. Ramazan, duyuyor musun bizi? Duyuyorum Mehmet Bey. Ramazan, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ağzına kalemine sağlık. Gazetecilik başarısı, bu olayı görüntüleyebilmek de bir gazetecilik başarısı. O kadar hakarete rağmen orada, yani 50-100 kişi varlar orada, polis seyrediyor. Size yönelik biz görüntülerin sesini kıstık çünkü rencide edici. Gerçekten bir gazetecinin gazetecilik onuruyla basın kartı taşıyan bir gazeteciye, gazetecinin itibarının yerle bir edildiği, tehdit edildiği, küfür edildiği bir ses geliyor arka plandan. O kişiler de görünüyor. O kişilerden bir tanesini, o taze şakirtlerden bir tanesi, o badem bıyıklılardan bir tanesi de gazete olarak, Akit gazetesi olarak ahlaksızsınız diyordu. Bu bile yeterli. Onun peşinden kameraya baka baka bir adam bunu söylüyorsa artık zaten çok fazla söze de gerek yok. Sen bize o gün orada ne yaşadın, başından geçeni anlatırsan kamuoyu daha da iyi aydınlanır diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Ben baksan olayın ilk bize nasıl cereyan ettiğinden başlamak istiyorum. Bize 20 Ağustos Perşembe günü bir ihbar geldi telefondan. Etnik Caddesi üzerinde özel bir okulun paralel yapı tarafından işgal edildiği bir ihbar geldi bu yönde. Biz de aracımıza atlayıp olay yerine intikal ettik. İlk vardığımızda her şey normaldi ama vardığımızda tabii daha önce bir orada bir olay yaşanmış. Paralel yapı orada okulun bahçesinin çitlerini, tel örgülerini yıkmış. Ağaçları biraz zarar vermiş. Toprak yığmış oraya, o bölgeye. Biz orada 2 saat, öğleden sonra saat 2 gibi olay yerindeydik. 2 saatten bekledik. O arada hiçbir şey olmadı. İşçiler vardı, işçiler de ağaç altında. Paralel yapının o işte Turgut Özal Üniversitesi'nin işçileri vardı. Onlar da sadece ağaç altında dinleniyorlardı. Biz bugün bir şey olmayacak galiba, herhangi bir gelişme olmayacak ki olay yerinden ayrıldık. Daha sonra belli bir süre sonra bize okul yönetimi tekrar aradı. Kepçelerle geldiklerini, 50-60 kişilik bir ekip topladıklarını ve kendilerine saldırı düzenlendiğini söylediler. Biz tekrar hemen olay yerine intikal ettik. Ankara Etik Caddesi üzerindeki o özel koleje, Buse Koleji'ne gittik. Tabii vardığımızda paralel yapı çoktan harekete geçmiş, kepçelerle oradaki vatandaşların, okul yönetiminin üzerine toprak yığmaya başladı. Biz sadece olayı görüntüledik. Hiçbir şeye karışmadan gazetecilik vazifemizi adına gazetecilik yapıyoruz. Ellerimizle, telefonlarımızla, fotoğraf makinelerimizle olay anını an be an kaydediyorduk.
O ara ben bir yerde arkadaşım Mücahit Gündoğdu bir yerde olayı kaydediyordu. İlk önce Mücahit arkadaşımıza, muhabirimize kimlik sormuşlar. Daha sonra ben de hemen olay yerine gittim ve kimliğimizi, sarı basın kartımızı, Akit gazetesi çalışanı olduğumuzu ifade ettim ve bununla ilgili de sarı basın kartımızı gösterdi kendilerine. Tabii biz Akit gazetesi olduğumuzu, çalışan olduğumuzu söylediğimizde oradaki paralel yapının elemanları farklı bir şekle büründüler ve saldırıları daha da arttı bize. Yani ilk önce kolumuzdan tutup bizi okul bahçesinin dışarına çıkarmak, alanımızı terk edin tarzında ifadeler kullandılar. Akit çalışanımız olsun söylediğimiz anda ise daha farklı bir tepki göstermeye başladılar. Daha şiddetli saldırdılar. Oradaki olayı ilk önce polis sarı basın kartlarınızı gösterin de artık olay yatışsın dedi. Biz sarı basın kartlarını polise gösterdik. Ancak orada diğer olay yerini görüntüleyen paralel yapının da elemanları vardı. Onlara basın mensubu olup olmadığını sormadılar. Polisin de bu şekilde bir ikiyüzlülüğü var burada. Yani bir ayrımcılığını da gördük biz polisin. Daha sonra kepçelerle oradaki vatandaşların, Bursa Kolej yönetiminin üzerine kepçe sürüldü, topraklar atıldı. Onları zaten siz de görüntülerinizde verdiniz. Bunun üzerine ben oradaki Turgut Özal Üniversitesi'nin avukatı olduğunu iddia eden iki şahsa yeşil alanın kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri belgeyi göstermelerini istedim. Bir gazeteci olarak, gazeteci kimliğimi kullanarak bu benim en doğal hakkımdı. Bunu söylediğim anda bana biraz önce görüntülerde de vardı. Biz size bunu göstermek zorunda değiliz dediler. Ben de dedim tabii bu sizin doğal hakkınız ama bu şekilde etrafıma 50-60 kişi çevrelemesini ben anlayamıyorum. Bana burada bir saldırı var. Lütfen dağılın diye uyarıda bulundum. Polis yine devreye girdi. Daha sonra onlar tekrar yıkıma yani o yeşil alanı doldurmaya devam ettiler. Orada çok böyle yani eğitimle ulaşan bir cemaatin, yani bunu iddia eden bir cemaatin ben orada insanların ölümüne, canına kastettiğini gördüm. Paralel yapının o avukatları sür, bunlar provokatör, bunlara bir şey olmaz, biz burayı almak için her şeyi göze aldık şeklinde ifadeleri oldu. Yani avukatlar orada, kepçenin operatörüne mi sür diyor üzerine? Evet, aynen, onlar zaten görüntülerde de var. Yani bunlar provokatör diye oradaki okulun, Bursa Koleji yöneticilerinin, Adil Bey ve oradaki bulunan diğer yöneticilerin üzerine kepçeyi sürmelerini, diri diri gömmelerini tehdit ediyor. Yani biz sizi buraya gömeriz diye bu ifadeleri ben kulağımla da duydum ve kayıt altına da aldım. Yani hatta oradaki kadına, Zeynep Hanım'a, okulun müdüresine de sen kadın çocuklarına sahip çık, sizi buraya gömeriz ifadelerini bizzat şahidiyim. Evet. Daha sonra tabii o iki kişi toprak altında kaldı. Siz biraz önce zaten bunu olay anında ekranlara getirdiniz. Onlar için, ayağı kırılan Adil Bey için iki tane ambulans çağrıldı diğer arkadaşla beraber. Ambulansda ekipleri gerekli müdahale yaptıktan sonra hemşire hanım bana hitaben burada ne oldu, yıkım mı oldu tarzında bir soru sordu. Ben dedim ki burada yıkım değil, işgal var dedim. Bunun üzerine paralel yapı elemanları tekrar bana bir saldırıda bulundular. Evet. Oradan hiç tanımadığım, olay esnasında görmedim ama tahmin ediyorum paralel yapının önde gelen isimlerinden birisi, belki de Turgut Özal Üniversitesi'nin mütevelli heyetinin başı da olabilir. Tam emin değilim bu konuda ama sizin kafanızı gözünüzü kırarız diyerek bize tehdit ettiler. Evet. Annelerimize ağza alınmayacak küfürler de bulundular. Evet. Ben bunları ifade etmek istiyorum. Benim buna üslubum müsaade etmez. Ama yani şu dönemde terör örgütüyle ittifak halinde olan paralel yapının bize kafamızı kırmakla tehdit etmesi, annelerimize küfretmesi ben manidar buluyorum. Yani bunun da Türk kamuoyuna dikkatine sunuyorum ben. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da oradaki polislerin o tepçelerle vatandaşlar üzerine saldırıldığı sırada hiçbir müdahalede bulunmamaları. Evet. Orada bir iki yüzlülük vardı. Polislerin ayrımcılığına ben orada şahit oldum. Peki hiç yardım istediniz mi oradaki görevli memurlardan? Yani tabii ki biz polislerden yardım istedik. Bu yani işgal var. Buranın kendilerine ait olduğunu iddia ediyorsa lütfen belgelerini göstersinler bize.
değilse bürosunun biz işgal edildiğini düşünüyoruz. Yani hayır, siz gazeteci olarak, yok yok, sen gazeteci olarak saldırıya uğradığında, hakaretlere uğradığında, yani polise bu kişileri işaret ettin mi bunun bir önlem alınması için? Ya da... Zaten bunlar polislerin gözleri önünde oldu. Polisler vardı bu olaylar. Bana küfredilirken de polisler vardı. Hatta o küfreden vatandaşı polis kolundan tutup götürdü. Yani samimi bir şekildeydi yani. Ha, samimi bir şekilde götürüyor bir de. Tabii kolundan tuttu. Yani hemen ben o annemize küfrettikten sonra kolundan tutup uzaklaştırdılar. Bir daha zaten görmedim onu. Ramazan Bey vatandaşı. Şunu soracağım. Polis müdahale etmedi. Orada Adil Bey ayağını zedeledi, kırıldı. Evet. Herhangi bir tutanak tuttular mı? Kendisiyle ilgili ifadesini aldılar mı? Yani bir işlem yaptılar mı oradaki saldırı orada, girişimine karşı? Evet. Polisin orada yaptığı tek şey bizim telefon numaralarımızı almaktı. Hiçbir olay tutanağı olmadı orada. O olay şu şekilde cereyan etmiştir. Saat şurada, şu olay olmuştur. Şu vatandaş, şu isimli, şu vatandaş böyle saldırı uğramıştır tarzında bir tutanak kesinlikle olmadı. Sanki orada bu olay yaşanmamış gibi. Hayır mi? Bir de tutanak neden tutmuyorsun? Şimdi Ramazan sana küfreden, seni tartaklamaya kalkan adamın telefon numarasını, ismini, cismini merak etmiyor. Ama senin telefon numaranın peşinde, basın kimliğinin peşinde. Görelim bir kartını diyor. Evet, evet. Yani benim basın kimliğimi görmek istedi. Kendisi de istedi polisin bunu. Yani paralel yapının elemanları istediği gibi polis de bunu istedi. Orada polis bana küfreden vatandaşı, yani onunla ilgili bir işlem yapmak yerine onu tuttu. Yani onu susturarak uzaklaştırdı. Yani olay daha fazla büyümesin diye mi? Hayır, daha da fazla başı derde girmesin. Çünkü siz bir taraftan kayıt alıyorsunuz. Evet. Yani siz bir taraftan kayıt alırken daha fazla gelişte fikirdaşım, gelişte arkadaşım. Zaten çekindikleri nokta sizin bu yani dikkat çektiğiniz nokta. Yani bunlar şu an kayıt alıyorlar. Gazeteciler yarın başımıza iş açarlar. Biz de burada zaten tutanak tutma niyetinde değiliz. Evet. Hemen o bize küfreden kişiyi oradan uzaklaştıralım, engel olalım diye o şekilde bir niyetle götürdüler zaten o kişiyi. Değilse bizi korumak gibi bir niyetleri yoktu polislerin orada. Ramazancığım, şu vaktimiz çok daraldı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmek istiyoruz. Başarılı gazeteciliğinize, gıpta edilecek gazeteciliğinize, Akit'in aynı şekilde kadrolarının hazırladığı haberlerin devamını bekliyoruz. Yılmayın, zaten yılmıyorsunuz. Korkmayın diyeceğim, zaten korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Evet. Bu olayın da peşini bırakmayacağınıza fikri takip hususunda eminiz. Bu olayın arka planında yatanı zaten aydınlatmış durumdasınız. Ama o gasp edilmek istenen yeri de onlara yar etmeyeceğinize buradan inanıyoruz. Evet. Geçmiş olsun tekrar sevgili meslektaşım. Mücahit Bey'e de aynı şekilde tekrar geçmiş olsun. Bu işin peşini bırakmayın. Benden nacizane tavsiye. Çünkü biz de buradan peşini bırakmamaya çalışacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Az önce dedin ya, bu paralel yapıya yakın olduğu iddia ediliyor. Bu Turgut Özal Hamle ve Düşünce Derneği'nin kurdu Turgut Özal Üniversitesi. Paralel devlet yapılanmasıyla Cillop gibi bağlantılı. Nasıl bağlantılı? Programın başında söyledik. 2010 KPSS sorularını çalan bir ekip vardı. Evet. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Baki Saçı, öğretmen adayı. Sorular Turgut Özal Hamle ve Düşünce Derneği'nden gitti. Kimden gitti? Yani bu üniversitenin vakfından, kuruluş, şimdi, kurucu Turgut vakfından. Özal Üniversitesi işte bu hafızlık eğitim merkezini işgal etmeye çalışıyor. Bu üniversiteyi kuran vakıf Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği. Sorular, 2010 KPSS soruları 4 gün önce bu vakıf yöneticileri tarafından paralel yapı mensuplarına dağıtılmış. 4 gün önce sınav soruları, yani sınavdan 4 gün önce servis edilmiş. Servis eden kim? Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Bilgi İşlem Sorumlusu Berat Koşucu. Berat Koşucu, o vakfın, derneğin kurucusu, bu soruları, 2010 KPSS sorularını servis eden kişi şu an firarda, yurt dışında. Yani bu yapının, derneğin bilgi işlem sorumlusu yurt dışında, firarda. Bu derneğin kurucusu, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nin kurucusu
Mehmet Hanefi Sözen firarda, yurt dışında. Paralel yapı soruşturması başlayınca gözaltına alınıp tutuklanacağını düşündükleri için hemen yurt dışına kaçtılar. Yani milletin geleceğini çalan aslında bu vakfın yöneticileri, bu yapı. Yani haram lokma yemedik diyen o yapı var ya, Turgut Özal Hamle ve Düşünce Derneği üzerinden soruları kendi mensuplarına, istedikleri kişilere servis ettiler. Bu yapı paralel devlet yapılanmasının ana soruşturmasında öne çıkan dernek. Yani toplantı yapmışlar, soruları kendi mensuplarına dağıtmışlar. Ve bu yapı soruşturmasında Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan, Şerif Ali Tekalan da yurt dışında. Bunlar işte Hafızlık Eğitim Merkezi'ni talan ediyorlar. 2010 yılında da milletin geleceğini çalıyorlar, soruları servis yapıyorlar. Evet. Fethullahçı terör örgütü yapılanmasında en önemli derneklerden biri bu Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği. İşte Hafızlık Eğitim Merkezi'ne yönelik talanları 2015 hala aktifler. Devlet şu drama artık gözünü açsın, görsün ve bu kişiler hakkında Adil Bey'in üzerine kepçe operatörlerinin süren dernek yöneticileri hakkında soruşturma başlasın, gözaltına alsın. Ne yapıyorsunuz? Hafızlık Eğitim Merkezi alanı Buse Koleji'ne ait. Siz nasıl bir alanı işgal ediyorsunuz? İnşallah devlet harekete geçer. Ankaralı milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri, sivil toplum örgütleri bu olaya, talana dur derler. Kolejimizin yanında yer alırlar. Kur'an öğreten, Kur'an bülbüllerinin yanında yer alırlar. Arka plan bu hafta. Paralel yapının bu tezgahını, paralel yapının ne kadar cüretkar olduğunu gözler önüne serdi. Bu haberi başka bir yerde bulamazsınız. Bu haberi Doğan medyasında göremezsiniz. Bu olayı onların hiçbir açık oturumunda, hiçbir panelinde, hiçbir takip ettikleri toplantısında izleyemezsiniz, duyamazsınız. Bu haber ve bu haberler gibi yeni haberleri görmek istiyorsanız Akit TV'yi izlemenizi tavsiye ederim. Arka planı takip etmenizi tavsiye ederim. Arka plan dop dolu, Akit TV dop dolu geliyor. Bu hafta bunlara dikkat çektik. Bir kendilerine eğitim kurumu diyen bir derneğin, bir vakfın, üniversitesinin KPSS sorularını çalan bir vakfın üniversitesinin nasıl İsrail gibi zorbalaştığını, nasıl eli kanlı bir devlet gibi kendini güçlü hissettiğinde insanların üzerine kepçeyle, eğitimcilerin üzerine hafız yetiştiren 28 Şubat darbecilerinin yapmadığı, belki de aratmadığı diyeyim. Onlara da haksızlık etmeyeyim buradan, 28 Şubatçılara da. Aklamak aratmadığı, gibi olmasın. Evet, aratmadığı bir zulmü nasıl reva gördüğünü ortaya koyan görüntüleri izledik. Tanıklarına bağlandık. Tanıklarına bağlandık. Onlar anlattı. Biz dinledik ve size aktardık. Haftaya farklı bir konuyla, yeni bir gündemle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.